Siz Kur'an bilirsiniz. kalpleri açar. Yani duyanlarda bir ferahlık meydana getirir. Beynimizi açar. Allah'la insanın kalp rapıtasını güçlendirir. Üstümüzdeki ağırlık kalkar. Yani konuşma yeteneğimiz artar. Evet. Hikmet evet. gücümüz artar. Derinlik gelir. Bir suhulet ve ferahlık gelir kalbe. Yani Kur'an çok önemlidir. Şifadır. Allah şifa olduğunu söylüyor Kur'an'ın. Yani kalplere de bedene de şifadır. Onun için herhangi bir şekilde Kur'an okunduğunda insanlarda bir ferahlık duygusu meydana gelir. Aklı açılır, ufku açılır, doğru. derinleşir. Şeytani sıkıntıları varsa bunlar üstünden gider. Evet. Rahmani ferahlığa doğru gider. Görüş keskinliği meydana gelir. Yani dikkate açılır. Kavrama yeteneği güçlenir. Yani akıl gelişir. Yoksa insan Allah'a zikretmezse, mesela aklı yoksa, Kur'an aklı hareket etmezse yani anormal konuşmalar yapar. Dengesiz konuşmalar yapmaya başlar. Duygusallığa kapılabilir. Hüzne kapılabilir. Derin düşünme kabiliyetini kaybedebilir. Kesinlikle. Onun için evet. Hocam maşallah. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler o kadar geniş anlama dayalı ki her yöne çekebiliyorsunuz yani. Maşallah. Ve müthiş bir beyin çalıştırma imkanı vardır Kur'an'da. Yani eğer dikkatlice incelenirse her seferinde yeni bir hüküm, yeni bir bilgi. Okurken düşündüğünüz. Evet. Yeni bir derinliğe ulaşırsınız. Ama her seferinde. Zaten Kur'an okunurken buna özen göstermek lazım. Yani beyni en güçlü çalıştıran, beyni en güçlü geliştiren vesiledir Kur'an. Yani Kur'an üstüne derin tetkik yapan, araştırma yapan insanlar müthiş akıllı olurlar. Mesela Musevilerde de o vardır. Tevrat, sürekli Tevrat okurlardı zamanında. Gerçi tahrif oldu ama mesela çok zeki bir kavimdir Museviler. Yani hafıza, zekaları müthiş gelişmiştir. Yani sürekli Tevrat okurlar ve onu sürekli yorumlarlar, detaylandırırlar, inceliklerine bakarlar. Mesela 70 yaşında yaşlı, 80 yaşında yaşlılar bile ayakta sürekli Tevrat okurlar. Ama biz de biliyorsunuz Kur'an nadir okunan bir kitap. Yani gerçekten kılıf içinde saklı olan, arasında tozu alınan bir kitap. Hatta çoğu evde Kur'an'ı harflerle var. Onu da zaten bilmiyorlar anlamını. Hiç ellemiyorlar o yüzden. O meali mutlaka Türkçe mealinin evlerde bulunması lazım. Fakat Kur'an'dan fıkıh hükmü çıkartmak çok yanlış olur. Onun için ilmihal kitaplarına bakmak lazım. Yani en güvenilir ilmihal kitabı da Ömer Nasuhi Bilmen'dir. Falanca hoca, Feşmekan hoca, şun, onlara hiç gerek yok yani. Çok tehlikeli ve riskli olabilir. Yanlış yollara insan girebilir. Mesela bana da soruyorlar zaman zaman. Hocam şu konun hükmüne, bunun hükmüne ben yani müceddit, müştehit değilim ben. Mukallitim ben. Ben ilmihale göre hareket ediyorum. Evet. Dolayısıyla benim tavsiye edeceğim şey sadece ilmihaldir. Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihaline bakıp her türlü bilgiyi oradan elde edebilirler. Ben imani konuları anlatıyorum. Yani Allah'ın varlığı, birliği, ahiret, cennet, cehennem. Allah sevgisi, Allah korkusu. Bunlar üstünde duruyorum. Yani Amentü'de geçen bütün konuların üstünde duruyorum. Amen. İnşallah. Peki hocam, Kur'an'ı CD'den okumakla, baştan sona kitaptan okumakla, ikisi yani eş değerde sevap mıdır? Yani hatmetmiş mi olunur CD'den de dinlense? Yani sevap Allah katında tabii. Biz niyetimize göre, niyetimiz çok önemli. Halisane olursak inşallah aynı sevabı alırız. Ama evet. Tabii gönül ister ki Arapçasını bilelim, Arapçayı da bilelim, orijinalini bilelim, anlatalım. Evet. Olur ama mealde olur. Yani mealde olmaz diye bir şey yok. İnşallah.